bayramı tabii milli mücadelenin ilk günlerinde tıp öğrencilerinin bu mücadeleye olan duyarlılığını gösteren çok özel bir gün. Dolayısıyla bizi her yönüyle çok fazla heyecanlandırıyor. Hem bu özel günün tıp fakültesindeki öğrencilerimize günün ve önemini anlatabileceğimiz ve hekimlik mesleğinin gerçekten içinde bulunduğu o keyfi ve mutluluğu yaşatabileceğimiz bir gün. Dekanlarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli katılımcılar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin koordinatörlüğünde Ankara'daki 12 tıp fakültemizin katılımıyla düzenlenen Tıp Bayramı etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Programımız Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Sayın Rektörümüzün açış konuşması ve sonrasında müzik dinletisiyle başlayacak. Konuşmalarla devam edecektir. Gün boyu farklı sunumlar ve aktivitelerle birlikteyiz. Tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın tıp bayramı kutlu olsun. Şimdi sizleri büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına, saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Etkinliğimizin açış konuşmasını yapmak üzere Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Ünivar'ı alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Çok değerli Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörümüz, Ankara'da bulunan çok değerli üniversitelerimizin değerli dekanları, başhekimleri, öğretim üyeleri, tıp doktorları, öğrencileri, hepiniz hoş geldiniz. 14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun. Bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak sizi burada ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Tıp mesleğinin ne kadar zor, zahmetli, meşakkatli ama bir o kadar da önemli olduğunu en az benim kadar biliyorsunuz. Meslek hayatının 40. yılını yaşayan bir hekim olarak da gerçekten geriye dönüp baktığımız zaman pek çok sıkıntıları yaşadığımızı ama en sonunda iç huzuruyla iyi ki doktoruz, iyi ki bu mesleğin içindeyiz diye düşündüğümüzü hepimiz yakından müşahede ediyoruz. Ben de 40 yıldır müşahede ediyorum. Gerçekten son derece önemli bir meslek mensubuyuz. Sağlığın vazgeçilmez olduğunu herkes söylüyor. Ama ben buna bir de sağlıkçıların da vazgeçilmez olduğunu ifade etmek istiyorum. İyi bir sağlık hizmeti için çok iyi binalara ihtiyaç var. Allah'a şükür bunları yapıyoruz.
her birimiz içinde bulunduğumuz üniteleri daha iyi hale getirmek için çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Hacettepe Rektörümüz de hoş geldiler, sefalar getirdiler. Değerli hocam, hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz binaları daha iyi hale getirmek için uğraşıyoruz. En ileri teknolojik cihazlara sahip olmayı düşünüyoruz. Ben bunu iyi bir hizmet için iyi bir üçgenin kurulması gerektiği kanaatiyle ifade ediyorum sık sık. O üçgenin bir parçası fiziki yapı, bina. Bir diğer köşesi teknolojik cihazların da olduğu ekipman, donanım. Ama bir köşesi var ki o köşesi olmadan diğer ikisinin hiçbir anlamı yok. O da insan gücü, beşeri sermaye. İyi bir sağlık hizmeti için de o üçgenin o beşeri sermayesini, insan gücünü çok iyi sağlamamız lazım. Ve o insan gücünün de sağlık hizmetinde lokomotif alanı tıp. Sağlık hizmetinin lokomotifi doktorlar. Tabii ki diğer meslek mensuplarımız da çok kıymetli. Hakikaten onlar olmadan da sağlık hizmetinin olmayacağı aşikar. Dolayısıyla sağlık hizmeti içinde o üçgeni doğru bir şekilde kurmak gerekiyor ve bunu da tıp fakülteleri yapıyor. O halde sağlık hizmetinin vazgeçilmez olduğunu ifade ederken sağlıkçıların da vazgeçilmez olduğunu o ifadenin devamı olarak söylemek durumundayız. İçinde bulunduğumuz taş bina gerçekten çok zahmetle, bin bir zahmetle yapılmış bir bina. Aslında taş bina diyoruz ama aslında taş üstüne taş koyduğumuz bir bina. Ama sadece fiziki taştan da ibaret değil. Yani herhangi bir hizmeti sürdürmek için taş üstüne taş koymak diye kullandığımız bir tabir var. İşte onun için çalışıyoruz. Ben bundan 3 yıl kadar önce bir sağlık bakanlarının bütçe konuşmalarını derlediğim bir kitap çalışmamız oldu. Sağlık Bakanlığı yayınladı. Piyasada bulunmuyor maalesef ama Sağlık Bakanlığı onu az sayıda prestij baskı olarak bastı ve ilgililere gönderdi. Kütüphanelerde de mutlaka vardır. Orada Ankara Tıp üzerinden söyleyeyim. Galiba 1937 yılında, 36 yılında Atatürk mecliste Ankara Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulması fikrini beyan ediyor. 37'de kanun teklif veriliyor. Daha sonra tıp fakültesi kurulmaya başlanıyor. İçinde tıp da olacak diye de özellikle atamız ifade ediyor. Ve sonra tıp fakültesi kurulma aşamasına başlanıyor. Tabii Cebeci tarafında başlanıyor. Ve orada bir sağlık bakanı, yanılmıyorsam 1939 ya da 40 o civarlarda Hulusi Alataş şöyle bir konuşma yapıyor mecliste. Diyor ki, bunu meclis kayıtlarında var. Ben diyor buraya geldiğim zaman 8 milyon liraya biteceğini düşünüyordum ama diyor 25 milyon bir rakam çıkıyor. Ben bunu nereden bulacağım bu parayı? Düşünebiliyor musunuz? Bir tane bir bina yapılacak ve 25 milyonu bulamayan bir dönemden bahsediyoruz. Ve o dönem tabii bin bir zahmetle devletimizin muhtemelen başka bir takım ihtiyaçlarından kısılarak sağlık hizmetine binalar yapılmış. Ve daha sonraki dönemlerde bütün sağlık bakanlarının her birisine ayrı ayrı minnettar olduğumuzu ifade etmem gerekir. Ve daha sonra o ilk yapılan, Ankara'daki ilk yapılan binalardan birisi. Hatta geçmişi de var. 1922 yılında dikim evinde oradaki bir sağlık ünitesine Atatürk Polatlı civarında attan düşüp kolunu incitiyor. Film çekilmesi için oraya geliyor. Orada birkaç günde revirde yattığına dair bazı kayıtlar var. Dolayısıyla öyle tarihi bir noktadan bugünkü sahip olduğumuz fiziki ve teknolojik imkanları hep beraber yaşıyoruz. Ama bunu ancak insan gücüyle biz şekillendirebiliriz. İnsan gücünü şekillendirecek mekanizma nedir? Üniversitelerdir ve üniversitelerin tıp fakülteleridir. Tabii ki bir takım problemlerimiz var. Tabii ki onları, o problemleri yaşıyoruz. Özlük haklarından bahsediyoruz. Sağlıkta şiddetten hepimizin yüreği burkuluyor. Gerçekten
bazen çok içimize işleyen sağlıkta şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hepsini bizim çözmemiz lazım. Ama hiçbirimiz sağlık hizmetlerini vermekten imtina ediyoruz. Yani geri adım atmıyoruz. Dolayısıyla bizler sahip olduğumuz değerleri, ülkemizi, devletimizi, milletimizi seviyoruz ve bunu her zor koşulda en iyi şekilde gösteriyoruz. Bakınız, normal o hayatın olağan akışı içerisinde göremediğimiz bir takım güzelliklerimizi de zor şartlarda gösteriyoruz. Pandemide Ankara'daki bütün üniversitelerin, bütün sağlık ünitelerinin, bütün sağlıkçıların seferber olduğunu çok yakından hepimiz müşahede ettik. Yaşadığımız depremlerde ki en son Kahramanmaraş merkezli depremde çok yoğun bir şekilde bunu yaşadık. En çok çalışanlar sağlıkçılardı ve onlar herkes uyurken işe koşa koşa giden kardeşlerimizdi. Onların her birisine ayrı ayrı minnet borçlu olduğumuzu da biliyor, onu hissediyoruz. Onun için zorluklar, özellikle genç kardeşlerim için de şunu söylemek isterim. Zorluklar olacak. Ama zorluklar gördüğümüz zaman bizler zorluktan geriye adım atan bir mesleğin mensubu değiliz. Daima adımımızı atmaktan imtina ediyoruz. Çünkü hangi zorluk olursa olsun biz sağlık hizmetini vermek zorunda olduğumuzu hisseden ve bunu gönüllü bir şekilde içinden gelerek yapan bir mesleğin mensupları. O yüzden sağlıkçıların ve sağlık hizmetinin en kutsal hizmet olduğu hep ifade edilir. Tabii işte o sorunları da beraberce konuşacağız, beraberce aşmaya çalışacağız. Ben burada ev sahipliği yapmaktan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı burada kutlamış olmaktan gerçekten ayrı bir mutluluk duyuyorum. Organizasyonda rol alan arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Ama bir de maruzatımı ifade etmek istiyorum. Çok özür dileyerek. Bugün benim basın müşavirimin babası vefat etti. Normalde bu törene gelmeden sabah direkt Adana'ya gitmeyi planlamıştım. Ama sonradan içim el vermedi. Ev sahibiyiz ve 40 yıllık bir tıp doktoru sıfatımızla da arkadaşlarımıza küçük de olsa hitap etmek, onlardan özür dileyerek şimdi konuşmamdan hemen sonra başta rektörlerimiz, dekanlarımız ve bütün meslektaşlarımız olmak üzere her birinizden ayrı ayrı özür dileyerek ben şimdi havaalanına doğru gideceğim. Tıp bayramımızı kutluyorum. Nice tıp bayramlarına sağlıkla, sıhhatle, huzurla erişmenizi temenni ediyor. Hep güzelliklerle karşılaşmanızı da diliyor. Şiddetten uzak ve ailenizle, sevdiklerinizle beraber hayırlı, uzun bir ömür diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sayın Rektörümüze açış konuşmaları için çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Profesör Doktor Sayın Necdet Ünvar, Ankara Üniversitesi Rektörü. Tekrar teşekkürler ve törenimize devam ediyoruz. Sayın Rektörlerim, saygıdeğer hocalarım, kıymetli katılımcılar. Şimdi bugüne özel hazırlanan bir müzik dinletisi var. Ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası topluluğuyla sizleri baş başa bırakacağız. Şef Ahmet Erdem Kürüm yönetiminde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası topluluğu üyelerini sahneye davet ediyoruz. Alkışlar devam ederken programdan biraz bahsedelim. 5 parça seslendirecekler bizlere. Second Waltz, Sway, Zor Kadın, Mısırlı ya da Pulp Fiction'ın müziği olarak da biliyorsunuz. Ve ardından da Smooth Criminal yorumlarıyla kendileri az sonra sahnede olacak. Buyurun, gelebilirsiniz. Sizleri bekliyoruz. Dev alkışlar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası topluluğu için. Thank you.
Çok teşekkür ediyoruz muhteşem performansları için. Alkışlar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası'na. İçimiz kıpır kıpır oldu sabahın bu saatlerinde. Gerçekten mükemmeldi tek kelimeyle. Şef Ahmet Erdem Kürüm yönetiminde ve hepsi tıp fakültemizin öğrencilerinden oluşuyor. Orkestra üyelerimizin de tıp bayramı kutlu olsun. Harikasınız. Evet, kendilerini alkışlarla uğurluyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ve programımıza devam ediyoruz. Bu arada ben akış hakkında biraz bilgi vermek istiyorum siz değerli misafirlerimize. Oldukça yoğun bir programımız var. Biraz sonra konuşmalarımız gerçekleşecek. Öğrenci temsilcilerimiz, araştırma görevlisi temsilcimiz, dekanımız ve daha sonra bir konferansımız var. Profesör Doktor Sayın Emel Ünal hocamızın vereceği Hekim Olma Yolculuğum başlıklı sunumu izleyeceğiz. Arkasından spor müsabakaları ödül törenimiz gerçekleşecek. Biliyorsunuz her sene olduğu gibi 14 Mart haftasında tıp haftasında spor müsabakaları yapılıyor. Farklı branşlarda ve kategorilerde hem takımlara hem de bireysel olarak madalyaları sporcularımıza takdim edilecek. Sonrasında halk oyunları topluluğumuzun Tıp Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu'nun bir gösterisi olacak ve ardından öğle tatilimiz var. Sonrasında öğleden sonra da yine etkinlikler, aktiviteler, sunumlar devam edecek. Tekrar tıp bayramınız kutlu olsun diyelim. Konuk rektörlerimize, dekanlarımıza hoş geldiniz diyelim. Ve 12 tıp fakültesinin katkılarıyla ortaklaşa düzenlenen bir etkinlik olduğunu da hatırlatalım. Ankara Üniversitesi Dekanlığı bu sene koordinatörlüğü gerçekleştiriyor. Onun dışında Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığı bu etkinliğin paydaşları arasında ve devam ediyoruz şimdi salonumuz sahnemizde. Toplandığına göre konuşmalarımıza geçebiliriz. İlk konuşmacımız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce programı öğrenci temsilcisi. Biliyorsunuz Ankara Tıp'ta iki ayrı program var. %100 İngilizce program ve Türkçe program olmak üzere her iki programın temsilcisi de bugün duygularını, düşüncelerini paylaşacak bizlerle. Önce Bora Bozağacı davet ediyoruz alkışlarınızla. Sayın hocalarım, sevgili arkadaşlarım. Öncelikle hepinizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Coşkuyla ve gururla kutlayacağımız nice 14 Mart'lar diliyorum. Gururla diyorum çünkü gerçekten gurur duymamız gereken bir gün. Zira 14 Mart böyle basit bir kutlama, eğlence günü değil, tıbbiyelilerin ezelden beri sürdürdüğü mücadelenin günüdür. Tarihini tabii ki de uzun uzun anlatmayacağım. Zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Fakat şunu söylemeliyim ki 14 Mart tarihi mücadeleler tarihidir. Hekimler bundan 105 yıl önceki 14 Mart'ta vatanın kurtuluşu için düşman kuvvetlerine karşı mücadele veriyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 14 Mart'larda toplumun sağlığı için hastalıklara ve yobazlığa karşı mücadele veriyordu. Ve o günlerden beri hekimlerin mücadelesi büyüyerek devam ediyor. Fakat bugün geldiğimiz noktada bunlara ek olarak yeni bir mücadele eklenmiştir. Bu mücadele hekimlerin var olma mücadelesidir maalesef. Hekimlik sanatını layığıyla icra etmeye izin vermeyen çalışma koşulları, toplum nezdinde sistematik olarak zedelenen hekimlik itibarı ve bunların sonucu olarak kabul edilemez derecede artan sağlıkta şiddet, hekimler için en güncel mücadele konusudur. Hekimliğin hak ettiği itibar geri kazanılana kadar her fırsatta bu konu yüksek sesle ifade edilmelidir. Ve sağlıkta şiddete hiçbir zaman, hiçbir koşulda tolerans gösterilmemelidir. Ve bunu tıp bayramında da hatırlatmak tabii ki hepimiz için birer görevdir. Görüldüğü üzere hekimler için 14 Mart'lar hep mücadeleyle geçmiş, her mücadeleden de gelişerek daha iyi olarak çıkmışlardır. Bu gelişim aynı zamanda çağın gerekliliklerine uygun biçimde yenilenmeyi de gerektirmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında Ankara Tıp bünyesinde ilk kez İngilizce program açıldı. Ve ben de bu programın bu sene mezun olacak ilk öğrencilerindenim.
Ankara Tıp'ın 75 seneyi aşkın tecrübesi ve birçok sistemden örnek alınarak oluşturulan bu programı mücadelenin ve gelişimin bir parçası haline getiren hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. Bu programın bir parçası olmaktan, bir hekim olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Ve Ankara Tıp Türkçe ve İngilizce program öğrencileri adına rahatlıkla söyleyebilirim ki tıp bilimine ve insanlığa katkıda bulunacağımıza söz veriyoruz. Mücadeleye devam edeceğimize söz veriyoruz. Ve tabii ki en önemlisi de 14 Mart ruhunu yaşatmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Hepinize mücadele ve başarı dolu 14 Mart'lar diliyorum. Saygılarımla. Çok teşekkür ediyoruz. İlk konuşmacımız Bora Bozağaç'tı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Programı Öğrenci Temsilcisi. Ve şimdi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Programı Öğrenci Temsilcisini davet ediyorum. Mert Aksoy. Sayın hocalarım, sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyet'in ilk tıp fakültesinde böyle özel bir günde beraber olabilmek gerçekten sevinç verici. 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarken tıp eğitiminin de önemini vurgulamak isterim. Tıp eğitimi insan hayatını korumak, insanlığa hizmet etmek için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırıldığı uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu süreçte hekim adayları sadece teorik bilgilerle değil, aynı zamanda uygulamalı eğitimlerle de donanımlı hale gelmektedir. Tıp eğitiminin amacı etik ve insani değerlere sahip, hasta odaklı ve bilimsel düşünmeyi benimsemiş hekimler yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için tıp fakültesinde modern eğitim yöntemleri ve teknolojileri kullanılmalıdır. Tıp eğitiminin kalitesi bir ülkenin sağlık sisteminin başarısını doğrudan etkiler. Nitelikli hekimler yetiştiren ülkeler koruyucu tıp alanında da öncül konumdadır. Hekimler hastalarıyla olan ilişkilerinde, meslektaşlarıyla olan ilişkilerinde ve tüm tıbbi uygulamalarında deontolojik ilkelerin rehberliğinde hareket etmelidir. Hekimler arası yardımlaşma, tıbbi meslek içerisinde bireylerin bilgi, beceri ve deneyimlerini paylaşmaları, birbirlerine destek olmaları ve işbirliği yapmaları anlamına gelir. Deneyimli hekimler, genç ve yeni mezun hekimlere liderlik yaparak mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilirler. Liderlik, kariyer planlaması, zorlu vakaların üstesinden gelme stratejileri, araştırma ve yayın süreçleri gibi konularda rehberlik ve destek sağlar. Bu tür mesleki destek, genç hekimlerin kariyerlerinin erken dönemlerinde karşılaştıkları ve zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur. Yardımlaşma, sadece mesleki bilgi ve becerilerin paylaşımıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda mesleki refah ve dayanışmayı da temsil eder. Hekimler, meslektaşlarının karşılaştığı zorlukları ve stresleri anlama ve destekleme konusunda benzersiz bir konumdadır. Bu destek, iş yükü, mesleki tükenmişlik ve zorlu vakalarla başa çıkma konularında olabilir. Birbirlerine destek olan hekimler, mesleki tükenmişliği azaltabilir ve genel memnuniyeti arttırabilirler. Ama maalesef, hekime yönelik şiddet, günümüzde sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı ciddi bir sorundur. Ve bu kabul edilemez durum olup, hem sağlık çalışanlarının güvenliğini, hem de hastalarımıza sunulan hizmet kalitesini tehdit etmektedir. Hekime şiddetin önlenmesi sadece sağlık kurumlarının değil, tüm toplumun sorumluluğundadır. Bu konuda farkındalık oluşturmak ve etkili önlemler almak hepimizin görevidir. Bizler bugün tıbbiyeliler olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünün muhatabı, Türk hekim adayları olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı, hekimlik mesleği var oldukça kuşkusuz aynı coşkuyla kutlanmaya devam edecektir. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. 12 ayrı tıp fakültesinin katkılarıyla gerçekleşen bir organizasyon olduğundan söz etmiştik. Az sonra bir konuk hocamızı davet edeceğiz ama bu arada çok kıymetli misafirlerimiz var. Onların da isimlerini zikretmek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi Rektörü bizimle birlikte. Profesör Doktor Sayın Mehmet Cahit Güran hocamız, hoş geldiniz. Yüksek İhtisas Rektörü Profesör Doktor Sayın Kadirhan Sunguroğlu bizimle. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Deniz Demiryürek hocamız bizimle birlikte. Profesör Doktor Sayın Asiye Uraş Dikmen hocamız bizimle birlikte. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili.
Profesör Doktor Sayın Mehmet Ali Gülçelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı, hoş geldiniz. Profesör Doktor Sayın Tuğba Ensari, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili ve diğer aramızda bulunan tüm konuk hocalarımıza, dekan yardımcılarımıza ve öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz tekrar. Ve şimdi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Temsilcisi Doktor Büşra Tüfekçi'yi davet etmek istiyorum. Konuşmasını yapmak için alkışlarınızla. Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, öncelikle üniversitem adına bu konuşma için hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmama 14 Mart'ın tarihçesiyle başlamak istiyorum. Öncelikle 14 Mart 1827'de 2. Mahmut zamanında Cerrahane-i Amire ve Tıbbane-i Amire olarak ikiye ayrılmasıyla Türk tıbbının temeli atılmış oldu. Ve hepinizin bildiği gibi 1919'da İstanbul işgal altındayken ilk 14 Mart kutlaması da gerçekleşti. Şüphesiz ki o günden bugüne çok şey değişti. Türk tıbbı çok ileri seviyeye geldi. Sevgili Profesör Aziz Sancar'la birlikte ilk Nobel ödülümüzü aldık. Hepimize örnek oldu, biz asistanlara. Fark maalesef bu zamanda geriye dönüp baktığımız azalan belki de en önemli şey hekimlerimize olan saygı oldu. Bir asistan doktor olarak çalışmaktayken görüyorum ki çok fazla sayıda sözel ve hasta yakınlarından sözel, hatta saldırı boyutuna varan şiddete tanık oluyoruz. Elbette sorunlarımız var. Belki de hani bunlara bakmak gerekirse birazcık asistan sorunlarımızdan bahsetmek istiyorum. İktidar hasta yükünün fazlalığı, iktidar kararıyla verilen muayene süreleri bizi en çok hastayla münakaşa altında bırakan durumlardan birisi maalesef. Elbette hasta yükünün farkındayız. Elbette sistemin bir anda düzelemeyeceğini, bunun hemen şey yapamayacağını farkındayız ama belki bunun bir hastaya 2 dakikanın yetmeyeceğini, uygun anamnez, bütüncül yaklaşım, bir hastaya 2 dakikada değerlendirilemeyeceğini bizim dışımızda birilerinin daha söylemesini istiyoruz. Hastaların bu konuda bilinçlendirilmesini istiyoruz. Belki her poliklinik alanlarına bir güvenlik konulmasını. Maalesef hala hastanelerimizde X-ray cihazlarını göremiyoruz. Ve bunun acı sonuçlarını hepimiz yaşadık. Bir meslektaşımızı daha bu süreçte kaybetmek istemiyoruz. Hani çözüm olarak belki bu önerilerimiz olabilir. Evet, sorunlarımız var fakat biz birlikte güzeliz. Ülkemizi seven, yani ülkemizi çok seviyoruz ve ülkemizde çalışmak istiyoruz. Ülkemizde terk etmek istemiyoruz. Ülkemizde kalan tüm hekim arkadaşlarımla beraber saygı ve huzurlu bir ortamda, medeni şekilde tüm Türkiye'nin insanlarına sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Evet, sorunlarımız var. Farkındayız ama hep beraber güzeliz olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu geçtiğimiz süreçlerde belki de bize en çok öğrendiğimiz şey birlik olmaktı. Burada aynı çatı altında bir sürü üniversiteyle beraber kutladığımız 14 Mart'ta tüm hocalarımla, uzman abi ablalarımla, asistan arkadaşlarımla, öğrenci kardeşlerimle hep birlikte varsak güçlüyüz, hep birlikte güzeliz. Bu 14 Mart'ların hepimize birlik beraberliğimizi güçlendirmesine ve hepimizi etik ilkesinde birbirimizi korumaya davet etmesine diliyorum. Tıp bayramımız kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz konuşması için değerli hocamıza. Ve diğer konuk dekanlarımızı da burada zikretmeden geçmeyelim izninizle. Bu arada Sayın Rektör Yardımcılarımız, başhekimlerimiz burada. Sayın Rektörümüz biliyorsunuz erken ayrılmak durumunda kaldı. Salona yeni girenlere bu bilgiyi de verelim. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı bizimle birlikte Profesör Doktor Sayın Nejat Akar hocamız. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Derya Akaydın Aldemir hocamız bizimle birlikte. Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Adile Berna Dursun hocamız bizimle birlikte. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Neyhan Ergene hocamız bizimle birlikte. Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Sayın Necla Tülek hocamız bizimle birlikte. Ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Hakan Haliloğlu hocalarımız bizimle birlikte. Umarım kimseyi unutmamışımdır. Tekrar çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Yoğun katılımlı bir etkinlik. Salonumuz dop dolu. Morfolojide bu güzel, büyük, tarihi salonu böyle kalabalık görmek de bizleri mutlu ediyor. Şimdi konuşmalarımız devam ederken sırada Ankara Üniversitesi Dekanı var. Dekan Vekili hocamızın konuşmasını dinleyeceğiz hep birlikte. Alkışlarınızla Profesör Doktor Sayın Defne Altıntaş hocamızı davet etmek istiyorum kürsüye.
Profesör Doktor Sayın Zehra Aycan adına konuşmasını dekan vekilimiz, dekan yardımcımız gerçekleştirecek. Buyurun hocam. Saygıdeğer rektörlerim, rektör yardımcılarımız, kıymetli dekanlar ve dekan yardımcılarımız, başhekimlerimiz, değerli öğretim üyelerimiz, sevgili meslektaşlarım ve geleceğimizin güvencesi genç doktor adaylarımız. Tıp fakülteleri dekanları adına bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sizleri ağırlıyor olmaktan büyük onur duymaktayız. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve hepiniz hoş geldiniz. Acı kaybı nedeniyle bugün aramızda olamayan dekanımız Profesör Doktor Zehra Aycan ve ailesine buradan hepimiz adına başsağlığı dileklerimi de tekrar iletmek isterim. Zehra hocamız bizlerle olmayı çok istiyordu ve ortak hazırladığımız bir metin üzerinden ben konuşmamı yapıyor olacağım. 14 Mart 1827 II. Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahanenin Şehzadebaşı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Amire adıyla kurulması Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmektedir. Açılış töreninde etkili bir konuşma yapan II. Mahmut, insan yaşamında sağlığın önemini ve kutsallığını vurgulayaraktan tıp eğitiminin diğer tüm alanlarından üstün olduğuna dikkat çekmiştir. 14 Mart'ın bayram olarak kutlanmaya başlaması ise 1919 yılından sonra yine tıbbiyelilerin tarihe imza attıkları bir olay sonrasında olmuştur. Tıbbiyeliler 1919'da İngiliz işgalinde olan İstanbul'da tıbbiye binasında büyük bir Türk bayrağı asarak direniş hareketini başlatmışlar. İşgalcileri ise okulumuzda kutlama yapıyoruz diyerekten bir açıklama sunmuşlardır. İşte işgale karşı direnişle başlayan bu tarihten sonra her yıl 14 Mart ülkemizde tıp bayramı olarak kutlanmaktadır ve bu bize özgü bir bayramdır. Tıbbiyeliler tarih boyunca hem daha çalışkan hem de fedakar, ülkesinin sorunlarını kendi sorunlarının önünde tutan vatansever insanlar olarak bilinmiştir. 1919'da okulunu ve mesleğini bir yana bırakarak vatanın kurtuluş mücadelesine seferber olmuş ve şehit düşmüşlerdir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra da Türk hekimleri mesleklerini yaparken daima fedakarca çalışmış, ülkemizde sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde her zaman etkin rol ve sorumluluk almışlardır. Covid-19 pandemisi ve yakın zamanda yaşadığımız büyük deprem felaketinde de hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık personeli canlarını hiçe sayarak fedakarca hizmet etmişler, üzerlerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirmişlerdir. Bugün burada bayramımızı kutlarken Çanakkale'de şehit olan tıp fakültesi öğrencilerini, İstiklal Harbi'mize katılan doktorlarımızı, görevleri başında şehit olan tüm doktorlarımızı da rahmetle anıyoruz. Tıp eğitimini başlatan, geliştiren ve sürdüren tüm hocalarımızı saygıyla ve minnetle anmadan geçemeyiz. Onların emekleriyle günümüzde Türk doktorları meslek bilgileri, araştırma becerileri ve kapasiteleri açısından dünyadaki meslektaşları ile yarışır, hatta öncü konumdadırlar. 14 Mart hem coşku ile bayramımızı kutladığımız, onurlu mesleğimiz ile gurur duyduğumuz hem de tıp alanındaki sorunları ve çözümlerini tartıştığımız bir gündür. Ülkemizdeki tıp eğitimi yıllar içerisinde hızla gelişmiş, tıp fakültelerimiz binlerce hekim yetiştirmiştir. Ankara Tıp Fakültesi de Cumhuriyet'in ilk tıp fakültesi olmasının haklı gururu ve sorumluluğu ile ülkemizdeki birçok tıp fakültesinin kuruluşuna da öncülük etmiştir. Kurulduğu 1945 yılından bugüne fakültemizden yaklaşık 21 bin hekim, 5 bin uzman hekim, yüzlerce araştırmacı ve akademisyen yetişmiş ve yetişmeye devam etmektedir. Bir hekimin yetişmesi uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Bireyin kendi emeği ve fedakarlıkları yanı sıra tecrübeli öğretim üyelerinin denetiminde ciddi ve disiplinli bir eğitim sürecini içerir. Günümüzde yazılı bilgilere, kaynaklara erişmek çok kolay. Ancak yazılı bilginin uygulamaya dökülebilmesi, işin sanatının öğrenilmesi, deneyimli hocaların varlığını, tecrübe paylaşımını, nezaretini ve denetimini gerektirir. Birçok diğer meslekten farklı olarak bu deneyim paylaşımı tıp alanında hayati öneme sahiptir. Tıp fakülteleri bir taraftan dünyanın en kutsal mesleğini öğreterek hekimler yetiştirirken, diğer taraftan araştırmalar yaparak bilime katkıda bulunan ve aynı zamanda nitelikli sağlık hizmeti sunan özel kurumlardır. Ancak unutulmamalıdır ki, tıp fakültelerinin en önemli amacı ve var olma gayesi nitelikli hekimler yetiştirmektir. Sağlık hizmeti, eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılmalıdır. Eğitim hepimizin önceliği ve umutla bakacağımız geleceğimizdir. Tıp fakültesi hastanelerinin hizmet hastaneleri olmadığı unutulmamalı ve kuruluş amaçlarına uygun faaliyet göstermeleri beklenmeli, teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Tıp fakültesi öğretim üyesi, öğrencisi, amfisi, laboratuvarı ve hastanesi ile bir bütündür.
Asıl gayemiz olan çağdaş bilgi ve beceriye sahip tabip yetiştirme gayesinden sapmadan, tıp eğitimini ve sağlık hizmeti sunumunu ticarileştirmeden, tıp fakültesi hastanesini esas amacından saptırmadan, işletme mantığına ve piyasa koşullarına kurban etmeden varlığını sürdürmeliyiz. Bunun için tıp fakülteleri ve hastaneleri ayrı bir yere konulmalı ve bu çerçevede değerlendirilmelidirler. Burada yapılan işleri sıradanlaştırmamak, değersizleştirmemek, yapılan faaliyetlere nicel değil derin bakmak oldukça önemlidir. Nitelikli sağlık hizmetindeki en önemli unsur yetişmiş insan gücüdür. Ne kadar modern binalar yaparsanız yapın, eğer bu hizmeti verecek ve sürdürecek yetişmiş insan gücünüz yoksa bu binalar işe yaramayacaktır. İşte tıp fakülteleri ülkeye sağlık hizmeti verecek olan bu nitelikli insan gücünü yetiştiren fakültelerdir. Tıp fakültesinden mezun olan hekim hemen ertesi gün atandığı yerde sağlık hizmeti vermeye başlar. Bu hiçbir meslekte böyle değildir ki tıp eğitiminin de ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Tıp eğitimi diğer eğitimlere benzemez, usta-çırak eğitimidir. Genç hekimlerle ustaların birlikte çalışmalarına ihtiyaç vardır. Tıp fakültesi hastaneleri de bu eğitim için gereken uygulama ve araştırma hastaneleridir ve asla bir hizmet hastanesi gibi görünmemeli ve gösterilmemelidir. Hekim özel bir kişidir. Hekimleri yetiştiren öğretim üyeleri de çok güzel, özeldir. Çok zorlu ve uzun bir eğitimden geçmektedirler. Fiziksel ve psikolojik olarak herkesin yapamayacağı bir görevi sürdürmektedirler. Bu nedenle hekimlerin görevini layıkıyla yapacakları çalışma ortamlarının hazırlanması, şartlarının iyileştirilmesi, nicel performans arttırma çabasına mahkum edilmemeleri, geçim sıkıntısı ile kaliteli hizmet sunma arasına sıkışmalarına izin verilmemesi ve şiddetin her türlüsünden korunmaları, hekimlerin hak ettiği saygı ve değeri görmeleri gerekmektedir. Değerli meslektaşlarım, şu anda ülkemizde 100'ün üzerinde tıp fakültesi vardır ve her yıl yaklaşık 17 bin hekim mezun olmaktadır. Günümüzde tıp fakültelerinin eğitim ortam ve olanakları, yeterli ve nitelikli öğretim üyesi bulunması, fiziksel ve sosyal ortamların yeterliliği gibi tıp eğitiminin niteliğini etkileyecek pek çok faktörde farklılıklar giderek daha belirgin bir hale gelmiştir. Ülkemizde tıp eğitiminin niteliğinin arttırılması ve standart hale getirilmesi, çalışmaların yapılmasında ihtiyaç vardır. Bazı tıp fakültelerinin uygulama hastaneleri yoktur ve öğrenciler afiliye hastanelerde yeterince eğitimci olmaksızın klinik staj ve internlik dönemlerini tamamlamaktadırlar. Hastanesi olan tıp fakültelerinde de hizmetin öncelenmesi gibi bir beklenti oluşmakta ve öğretim üyesinin niteliği hizmet performansı ile değerlendirilmektedir. Öğretim üyesinin öncelikli görevinin eğitim olduğu, tıp fakültesi hastanelerinin de kuruluş amacının lisans ve lisans üstü eğitimi desteklemek olduğu daima hatırda tutulmalıdır. Özellikle COVID süreci sonrasında dünyada, gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere birçok bölgede nitelikli hekim açığı ortaya çıkmıştır. Bu açığı kapatmak için eğitimli hekimlere çeşitli olanaklar sunulmaktadır. Gençlerimiz bilmelidir ki vatanlarında, ailelerinin yanında, arkadaşlarının yanında yaşamanın onlara sağlayacağı huzur ve güveni başka hiçbir imkan sağlamayacaktır. Ve tabii ki unutulmamalıdır ki gençlerimiz ve onların en üst düzeyde eğitimi geleceğimizin güvencesidir. Hep beraber sağlıklı yarınlar için gençlerin kendilerini güvende hissedecekleri, üst düzeyde eğitim alabilecekleri, araştırmalarını yürütebilecekleri, nitelikli sağlık hizmeti sunabilecekleri ortamları sağlamalıyız. Bu noktada maalesef kontrol altında alınamayan sağlıklı şiddet de dikkate alınması gereken bir konudur. İvedilikle, çok ciddi bir şekilde, titizlikle ve çok yönlü olarak ele alınması gereken ve unutulmaması gereken bir konu. Beklentimiz şiddetin her türlüsünün suç olduğunun tekrar tekrar vurgulanması, caydırıcı yaptırımların uygulanması, bu tip olayların sorumlusu olan kişilerin cezalarının hiçbir şekilde ertelenmemesidir. Konuşmamı tamamlamadan önce, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığımız bu ayda bir kadın doktor olarak burada olmanın benim için ayrıca çok özel olduğunu belirtmek isterim. Cumhuriyet'ten önce kadınların tıp okumaları, doktor olarak hasta görmeleri bile mümkün değilken, ilk kez 1922 yılında İstanbul Üniversitesi Haydarpaşa Tıp Fakültesi'ne 10 kız öğrenci kabul edilmiştir. Ardından 1923 yılında Almanya'da tıp eğitimini tamamlamış olan Doktor Safiye Aylan'ın doktor olarak çalışmasına izin verilmiştir. Günümüzde ise birçok dünya ülkesinden farklı olarak ülkemizde kadınlar da erkekler ile eş fırsatlar ile tıp fakültesine başlayabilmekte, eş fırsatlarla uzmanlık yapabilmekte ve sınırları sadece hayalleri olabilmektedir. Bu vesileyle Türk kadınının erkeklere eşit haklara sahip olmasını sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de Türk kadınları adına huzurlarınıza teşekkürü bir borç bilirim. Değerli...
değerli meslektaşlarım, 14 Mart tıbbiyelilerin vatanseverliğinin, fedakarlığının anıldığı, aynı zamanda da sorunlarımızla tartışma ve paylaşma fırsatı bulduğumuz çok özel bir gündür. Sevinçle, coşkuyla, birlik ve beraberlik içerisinde kutladığımız nice tıp bayramlarımız olmasını diler. Dünyanın en kutsal mesleğini icra eden tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, saygılarımı sunarım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Sayın Defne Altıntaş'a teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmaları için. Ve şimdi sırada çok özel bir konferansımız var. Profesör Doktor Sayın Emel Ünal hocamızı alkışlarla davet etmek istiyorum. Hekim olma yolculuğunu anlatacak bizlere. Efendim hepiniz hoş geldiniz değerli misafirlerimiz. Necat Hoca Emel duygulanmasın inşallah dedi ama olmuyor. İnsan duygulanıyor. Yarım yüzyıl önce ilk buraya geldiğimi kayıt için anımsadım. Ve biz o kayıt günü 1974 Ağustos'unda çok değerli meslektaşım, sınıf arkadaşım Profesör Doktor Olcay Tiryaki dekan yardımcılarındandı. Profesör Doktor Özden Altan Palaoğlu ve Profesör Nilgün Çakar'la dördümüz birden kayıt olmuştuk ve numaralarımız peş peşeydi. Ne büyük bir gurur kaynağıdır ki dördümüz de Ankara Tıp Fakültesi'nde akademisyen olarak, kadın akademisyenler olarak görev yaptık. Biraz önce Defne Hoca'nın belirttiği gibi biz bunları Atatürk'e borçluyuz. Bu girişi yaparken şunu da belirtmek istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren kadınlara yollar açıldı ve kadınlar bu yolda yürüdüler. Ve kadınların bilimsel, bilim dünyasındaki yerleri, yani bilimci kadınların Cumhuriyet'in zaferi olduğunu, yıldızları olduğunu ifade ederek kadınların kazanımlarının yine Cumhuriyet'in teminatı olduğunu altını çizmek istiyorum. Bu hepimiz için gurur kaynağı. Teşekkür ederim. Hekim olma yolculuğuma başlamadan önce sizlere 2 dakika 15 saniyelik bir video göstereceğim. Ben de videonun fonunda Rus besteci Dmitri Shostakovich'in ikinci valsini seçtim. Aynı o da orkestrasına benzer şekilde. Biz zaten ben seçmeli dersler kurulu başkanı olarak onlarla sözleşmemiştik ama bu bir tesadüftü. Neden seçtiğimi de belirteyim. Kasım 2024 itibariyle yaş sınırından Ankara Üniversitesi'nden emekli olacağım. Yeni bir hayat, yani ikinci vals başlayacak. Shostakovich de 1956'da bestelemiş. Ben de 57 doğumluyum. Yani onun için bu eseri seçmiştim. Bugün güzel bir tesadüf oldu. Rica ediyorum videoyu açarsanız. Mendilim de hazır. Çok ben. Thank you.
yarım yüzyılı 2 dakika 15 saniye sığdırmak mümkün değil ama zaman göreceli bir kavram. Her biri çok özel anlara ait enstantaneler. Nasıl başladı yolculuğum? Aslında ilk Mart 1971'de başladı. Babam İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, yüksek mimar mühendis, 3 kız evladı var. Ve hepimize eşit eğitim koşulları sağlayabilmek adına, ki ben 1963 yılında TED Ankara Koleji'ne öğrenci olarak girmiştim. Ankara dışında şantiyelerle çalışmaya başladı. Ve ilkokul 5'te ben yatılı okumaya başladım özel izinle Ankara Koleji'nde. Ve Mart 71'de hastalandım. Babam o sırada Seydişehir Alüminyum Tesisleri inşaatındaydı. Dizim şişti, burnum kanadı, ateşim çıktı. Akrabamız Profesör Demir Uğur, 1977 senesinde 50 yaşında kaybetmiştik. Arkadaşı Rezan Berk'e yönlendirdi. Ve ben Rezan Hoca'nın hastası oldum. Rezan Hoca, daha sonra yine hocalarım olan Ayten İmamoğlu ve Binnaz Ege hocalarla bir durumu değerlendirdiler. Kardiyak tutulumun olmadığına karar verdiler. Baryumlu grafiler çekildi. Tabii o zaman eko yöntemleri yok. Dolayısıyla hastanede yatırılmadan evde yakın takip ve her hafta salisilat düzeyleri ölçümü için hastaneye gelmeye başladım. Tam orta son öğrencisiyim. Biz o zaman bitirme sınavlarına girerdik. Önümde ideallerim var. Tabii çok moralim bozuldu. Hayatım bir anda değişti. Ve Rezan Hoca'ya sordum. Hocam neden ya? Neden ben dedim. Dedi ki Emel, nedenin niçinin cevabı yok. Bu hayat. Sen tedavine uyum göstereceksin. Herhangi bir sekel bırakmadan iyileşeceksin ve ondan sonra ideallere devam edeceksin. Ben de ondan sonra sorgulamayı bıraktım bu böyle konularda. Ve idealimi ortaya artık koymaya karar vermiştim. Ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğrencisi olacak ve çocuk kliniğin doktorluğunu yapacaktım. 1974 senesinde Ankara Koleji'ni bitirdim. Ve o zaman o sene 1974'te merkezi öğrenci seçme yerleştirme sistemi kuruldu ve bizler tercih yaparak sınava girdik ve sonunda ilk tercihim olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 479 puan geldi elime, istediğime ulaşmıştım. Bizim öğrencilik yıllarımız 1974-1980 arasındaydı ve son derece olaylı, devamlı okul kapanırdı. Ben de her fırsat bulduğumda çocuk kliniğine giderdim. Hatta Nejat Akar Hoca yanımızda, Sayın Dekan. O da 6. sınıf öğrencisiydi. Ben onun bir sunumunu dinlemiştim. O zaman Bahtiyar Demirhan Hoca hayattaydı. En önde hocalar otururdu. O kadar etkilenmiştim ki sunumdan. Yani ne kadar renkli anlatıyor. Ne çok şeyleri bir araya getirebiliyor diye. Ve çocuk kliniği böyle gönlümde yatıyor. Mezun olduk 10 Temmuz 1980'de. İlk slaytlarda bizim Ordinaris Profesör Doktor Abdülkadir Noyan Salonu, şu anda içinde bulunduğumuz orada diploma töreni ve 12 Eylül 1980 ihtilal oldu. Kadro ilanlarını bekliyoruz. O bekleme süresinde ben Bağkur Daire Başkanı'nda daire doktorluğuna girdim. İşte inşallah diyorum açılır kadrolar, çünkü o zaman genel bir TUS sınavı yok. Neyse çocuk kliniği 40 kişiyi sınava çağırdı ve bir yazılı sınavdan geçtik. Ayhan Hoca'nın hiç unutmam sorusunu, demir eksikliği anemisiyle anemisiz demir eksikliği ayrımı. Ben Sağlık Bakanlığı için geçen sene bu konuyu yazdım. Demek ki aslında bu sorun hala Türkiye'de mevcut. Ve ihtisas çalışmalarına başladım. 25 Ağustos 1981'de doktorlar için mecburi hizmet yükümlülüğü yasası çıktı. Ardından 6 Kasım 1981'de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu kuruldu. Ayhan Hoca, ana bilim dalı başkanı, dedi ki Emel, artık asistan alımlarında sıkıntı var, asistan gelmeyecek, sen hiç kendini hazırlama, 4 yılda ihtisasını sana veremeyeceğim, %50 uzatıyorum ihtisas süreni dedi. Ben endokrinde tez yapıyordum, Profesör Gönül Öcalı o zaman yardımcı doçentti. Tezin de dedi hematoloji onkolojiden yapacaksın dedi. Gönül abla da bana Emel gidip kabul edeceksin, kariyerini düşünüyorsan Ayhan Hoca'nın istediğini yapacaksın dedi. Ve ben %50 süre uzatması artı talasemide kemik dokusu çinko düzeyleri teziyle çalışmalarıma başladım. Ama 85'te
10 Temmuz 85 önce Merih Berberoğlu geldi. Sonra orada Saadet Arslan Aydın ikinci peş peşe arkadaşla gelince Ayhan Hoca bana izin verdi. Eşim çünkü bir İngiliz hükümetinden burs sağlamıştı. Londra'ya gittim Great Ormond Street Hospitals for Sick Children'a, hematoloji departmanına. Sonra 86 sonunda mezun oldum. İhtisasımı tamamladım. Ayhan Hoca dedi ki o zaman Hayati Ekmen Hoca da dekandı. Yani dedi ki senin dedi mecbur hizmetini burada yaptıracağız. Sana ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben o zaman personel daire başkanı Süleyman Atinoğlu'ydu Sağlık Bakanlığı'nda ve kura çekimine gittim. Torbadan Ankara Tıp Çocuk Kliniği çıkınca dediler ki ne mübarek elin varmış. Dedim mübarek falan değil, bu tamamen ayarlanmış bir şey. öyle bir şey yok. Dolayısıyla 2 yıl zorunlu hizmetimi yaptım yine Ankara Tıp Çocuk Kliniği'nde. Ve ardından da bizler artık bu yan dal uzmanlıkları verilmeye başlandığı için yan dal uzmanlığına başladık. Ve 2 yıl mecbur hizmetten sonra yan dal uzman çalışma yaparken İngiliz hükümetinin bursuyla İngiltere'ye gittim tekrar. Hematoloji Registrar ve Kemik İl Transplant Ünitesi'ne. Orada doçent olmuştum. Benim amcam da Amerika Birleşik Devletleri'nde torasik ve periferik vasküler cerrahi uzmanıydı. Emel, kalk gel doktorluğu burada yap, burada eğitimlerini tamamladı. Hayır dedim, ben çocuk kliniğinde doktorluk yapacağım ama uluslararası ilişkilerimi hep sürdüreceğim dedim. Ve bu hedefimden hiç vazgeçmedim. İyi ki de öyle yapmışım. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi'nin çatısı altında öğrencilik, ardından asistanlık, doçentlik ve profesörlük aşamalarını kazandım. Ve her zaman Ankara Üniversitesi mensubu olmaktan büyük bir onur ve gurur duydum. Sözlerimi bağlarken şunu belirtmek istiyorum. Dünyaya bir daha gelecek olsam, ben reenkarnasyona da inanırım, belli olmaz ama ne şekilde geleceğimiz bilinemez. Yine ülkemde bu çok prestijli mesleğin ana eğitim programlarını almak, yine öğrenim hedeflerine ulaşmak için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğrencisi olmayı tercih ederdim. Ve gönlümde yine çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanlığı yatardı. Özellikle tıp doktoru, kadın akademisyen ve araştırmacı üçlü sentezle profesyonel yaşamı emek verir. Ve bu arada doğanın gizemi ve sanatın büyüleyiciliği her zaman hayranlık duyduğum konular arasında yer alırdı. Dolayısıyla gençlere çok büyük hayranlığı var önlerinde. Uzun bir hayat var ve bu sanat diyorum ben, hekimlik sanatını uygulama, usta çırak işlerini çok güzel belirtti Defne Hoca. Sözlerimi bitirirken aynı şekilde ben de ülkemin her köşesinde sağlık çalışanlarının şiddete uğramayacağı günlere kavuşmayı dileyerek hepinizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı saygıyla, selamla kutluyorum. Hoş geldiniz diyorum. Profesör Doktor Sayın Emel Ünal hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam ikinci valsinizde, yaşamanızın yeni döneminde de şimdiden size mutluluklar, sağlıklar dileyelim. Hocamızın gözlerindeki o pırıltının, meslek aşkının aslında genç hekimlerde de olmasını diliyoruz. Tabii şartlar ne kadar el verir bilmiyorum ama meslek aşkı ve dediğiniz gibi mesleğinin sanatçısı olmak böyle bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. İlham verdiniz bize güzel sözlerinizle, anılarınızla. Zamanda da güzel bir yolculuk yaptıktan sonra şimdi geldik spor müsabakaları ödül törenine. Evet, 14 Mart Tıp Haftası her sene olduğu gibi çeşitli spor müsabakalarıyla kutlandı. Şimdi bu seneki müsabakaların ödül törenini gerçekleştireceğiz. Dereceye girenlere ödüllerini verecek konuk hocalarımız, katılımcılarımız ve öğretim üyelerimiz. Şimdi bana yardımcı olması için sevgili arkadaşımız Ansas Kulübü Başkanı İlyas Hazar Özer'i davet ettim. Evet, İlyas, Ansas Kulübü olarak, bu kulübün başkanı olarak bütün bu organizasyonu aslında yapan kişilerden biri değil mi? Dolayısıyla bize hem spor müsabakaları ile ilgili bilgiler verecek, hem hangi branşlarda yarışıldı, hangi ödüller verildi. Şimdi hem de bireysel ödüllerin anonsunu yapacak. İstersen İlyas, senden biraz bilgi alalım bu bölümle ilgili. Sayın rektörlerim, sayın dekan hocalarım, saygıdeğer hocalarım ve meslektaşlarım, hepiniz öncelikle hoş geldiniz.
Bildiğiniz üzere her sene Ankara'daki tıp fakültelerinden bir üniversitenin üstlendiği spor müsabakalarını bu yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak biz gerçekleştirdik. Ve biz tıp öğrencileri ve hekimler olarak her yıl bu etkinliklere katılım sağlayıp tıp okumanın sadece hastanede olmaktan veya sadece ders çalışmaktan ibaret olmadığını gösterdik. Bu sebeple katılım sağlayan bütün sporcularımıza, bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Öncelikle bu turnuva düzenlenirken bizlere her türlü desteği sağlayan Profesör Doktor Zehra Aycan'a, dekanımıza, sonrasında bizim için sadece bir hoca olmayan ve bu süreçte sürekli bizi destekleyen Profesör Doktor İbrahim Tekdemir'e, aynı azim ve istekle beraber çalıştığımız Doktor Umut Kağan Akçay'a ve kullandığımız sahaların bize açmasında yardımcı olan SKS Daire Başkan Spor Şube Müdürü Arda Ünsal hocamıza, Doğan hocamıza ve Birsen hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki de spor müsabakaları düzenlenirken turnuvanın planlanmasından bu ödül töreninin sonuna kadar organizasyon kısmında bütün arkadaşlarımız, bütün öğrenci arkadaşlarımız karşılık beklemeden Ankara Tıp Sağlık ve Spor Topluluğu Yönetim Kurulu olarak canla başla çalıştı. Buradan onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Karşınızda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu. Büyük alkışlar Halk Oyunları Topluluğumuz için. Sizleri bu müthiş gösteriyle baş başa bırakıyoruz. We'll be right back.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Oyunları topluluğunu bir kez daha alkışlıyoruz. Gerçekten muhteşem ve fakültemizin en köklü topluluklarından biri. Bundan sonra da tabii çok farklı alanlarda hem spor hem sanat dedik. Kültür sanat alanında çok öncü bir fakülte değil mi? Topluluklar, öğrenci kulüpleri ve çalışmalar, bu anlamdaki gönüllü faaliyetler. Ve öğleden sonra da yine çok güzel bir gösteri olacak. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eşli Danslar Öğrenci Topluluğu'nun gösterisinde lütfen kaçırmayın diyoruz. Sonrasında karaoke'miz var ve tıp bu. Evet. Bu arada Müge Hocam'a, Özgür Hocam'a da çok teşekkür ediyoruz. Nuri Bey'e teşekkür ediyoruz. Sayın dekan vekilimize, dekan yardımcımıza, tüm konuk dekanlarımıza, başta tabii sayın rektör yardımcılarımıza, konuk rektörümüze burada oldukları için ve öğrencilerimize tıp bayramınız kutlu olsun diyelim. Bu etkinliğe katılımınız da bizim için çok değerliydi. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Tekrar kutlu olsun.